Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Welcome to Lefkes Fifth Walnut Festival. Lefke Turizm Derneği Başkanı Ergun Taşkın'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Please welcome the head of Lefke Tourism Society, Ergun Taşkın, for the opening speech. Teşekkürler. Sevgili Lefkeliler, değerli misafirler ve Sayın Cumhurbaşkanımız, hepiniz 5. Lefke Ceviz Festivali'ne hoş geldiniz. Bu yıl 5. kez festivalimizi açarken artan katılımcı ve gelen misafir sayısına cevap verebilmek için Atatürk Parkı'nın imkanlarından faydalanıyoruz. Ümit ederiz herkes iyi bir festival geçirir ve verilen emek yerini bulur. Biz Lefke Turizm Derneği olarak bizlere yardım eden Lefke Avrupa Üniversitesi'ne, Lefke Belediyesi'ne ve çalışanlarına, özellikle Yıldaş Mükellef'e, heykel çalışmaları için Lefke'ye gelen sanatçı Sayın Doçent Doktor Can Küçüktepe Pınar'a, yine sanatçı Vahit Nazzal'a ve heykellerin yapımı için katkıda bulunan Ektam Limited'e, Gürdağ Madenciliğe, Lefkeli Sayın Şener Uzun'a, atölyesini sanatçımız için sanatçımızın kullanımını açan Sayın Kaynakçı İbrahim Bey'e çok teşekkür ederiz. Saygılar, Lefke Turizm Derneği Yönetim Kurulu. Değerli konuklar, sevgili Lefkeli kardeşlerim, bu Ceviz Festivali'nin, Ceviz Mazını Festivali'nin tabii, beşincisinde yine sizlerle birlikte olmaktan ben de büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu sene daha geniş alanı festivale ayrılmış görüyorum. Tabii seneden seneye bu festivale ilgiler artacak ve belki ileriki yıllarda uluslararası bir özellik taşıyacak. Mühim olan bu organizasyonları kurabilmek ve gerçekleştirebilmek. Bu organizasyonlar tabii ki insanları birbirine yakınlaştırması, birbirini daha iyi tanıması bakımından da fevkalade önemli. Tabii hanımlarımızın genelde bu festivallerde el marifetlerini de sergilemelerini ve bizim bunları görmemiz bizi memnun ediyor. Ama festivallerde esas olan bölge ürünlerinin pazarlanması, bölgeye yakın insanların bir araya gelmesi, sohbetlerin derinleşmesi ve dostlukların ebedileşmesi. Bu festivaller buna hizmet etmektedir. Ama dediğim gibi ayrıca hanımlarımızın özellikle becerileri sergilenmekte ve hem aileye bir kaynak yaratma imkanı ortaya doğuyor. Hem de bu ürünlerin, bu el becerilerinin tanıtılması gündeme geliyor. Onun için değerli kardeşlerim, festivaller ağır ağır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her bölgeye has bir isim taşıyarak genelleşmektedir. Bu da insanlarımızın dediğim gibi birbirine yakınlaşması, kaynaşmasına vesile olmaktadır. Ayrıca zaman içerisinde yabancıların da bu etkinliklere katılması, bu festivalleri ziyaret etmesi Kıbrıs Türk halkının insanlığını, yakınlaştığını, yakınlaşmasını, candan sohbetlerini ve samimi davranışlarını görmeleri bakımından da önemli. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece anavatan Türkiye tarafından tanınıyor ama bütün dünyada Kıbrıs'ın kuzeyinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olduğunu biliyor. İşte biz bu devletin seçilmiş başkanı olarak şimdi Kıbrıs'ta yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmaya varabilir miyiz, varamaz mıyız? Onun müzakerelerini yapıyoruz. Kıbrıs Türk halkının anlaşmadan yana Kıbrıs'ta yaşayabileceğine inandığı, kalıcı bir anlaşma olacağına inandığı bir anlaşmayı gerçekleştirmek için sizler adına bizler bu görevleri yürütüyoruz. Bugüne kadar yapılan müzakerelerde geçmişten bugüne Kıbrıs'ta anlaşma metinleri ortaya çıkmış olmasına rağmen Rum tarafının reddiyle bugüne kadar anlaşmazlık devam etmektedir. Ama neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır ve bizler bu devlet çatısı altında her türlü etkinliği, her türlü ilgiyi birbirimize karşı gösterebiliyoruz. O bakımdan her zaman söylüyorum, açıkta değiliz ama neticede dışa açılmak için tanınan
bir ortaklık devleti kurma gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Eğer aradan geçen yani 1974'te bugüne geçen 40 yılın muhasebesi yapılırsa bizim tarafımızdan değil onlar tarafından Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılabileceğini onlar da göreceklerdir. Ama 1974'ten bugüne hiçbir şey olmamıştır. Geçen 40 yılın hiçbir önemi yoktur gibi düşünce içerisinde hareket edilirse takdir ederiz sizi ki anlaşma o denli zor olur. Şimdi yeni bir güneyde yeni bir lider ve onunla pazartesi tekrar masaya oturacağız. Temennim bizleri de onları da memnun edebilecek bir anlaşmayı sağlayabilmektir. Bu sadece bize bağlı bir olay değildir. Karşı tarafında bizi de olan anlaşma niyeti gibi niyetin olması şartı vardır. Olur mu olmaz mı birlikte göreceğiz ama mühim olan biz ekonomik faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kendi kültürel yapımızı bu gibi festivallerde sergileyeceğiz. Dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendisi bünyesine almadığı ama gerçekte bir devlet olduğunu, bu devletin halkının her türlü medeni ülke halkına, halkının sahip olduğu medeni haklara sahip olduğunu sadece dış dünyadan maalesef düşündüğümüz manada ilgiyi görmediğimizi anlayacaklardır. Zaman her şeyi halleder dedir ama aradan 40 yıl geçmiştir. Biz hala anlaşmayı sağlayamadık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Rumlara göre her şey 1974'te başladı. Yani Kıbrıs sorunu 1974'te başladı. Bu son derece yanlış, sakat bir düşüncedir. Biz 1960 Cumhuriyeti'yi de kuran nesillerdeniz ama maalesef 60 Cumhuriyeti'nden dışlanmış vaziyetteyiz. Yani Kıbrıs olayları 50'li yıllarda başlamıştır. 74 Barış Harekatı ise Rumların Kıbrıs'ın tümünü Yunanistan bağlama düşüncesiyle, Yunanistan cuntasıyla yapmış olduğu darbe ile ortaya çıkması, o darbeden olması Kıbrıs Türk'ünün artık can güvenliği kalmadığı bir zamanda Türkiye'nin anlaşmadan doğan hakkını kullanıp müdahale etmesi. Olay budur ama 74'te Kıbrıs sorunu başladı derlerse bu son derece sakat bir şeydir. Onun için gerçekleri görmek, 74 öncesi yaşanan gerçekleri göz ardı etmeyerek, bugün var olan gerçekleri de ortaya koyarak ve sahip çıkarak bir anlaşma yaparsak kalıcı olur. Dolayısıyla ben bu festivali düzenleyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Lefke'nin bir turizm bölgesi olması için, gelen turistlerin Lefke'yi tercih etmesi için bu arkadaşlar yıllardan beri uğraşmaktadırlar ve bir deviz festivalinin beşincisini şimdi bugün karşılamış oluyoruz. Onun için kendi ülkemizin bu gibi sosyal etkinlikleri de dünyaya sesini duyurması bizim bakımımızdan da son derece önemlidir. Dolayısıyla bu gibi sosyal faaliyetleri düzenleyen herkesi tebrik ediyorum ve bu festivalin geçen yıldan çok daha başarılı olacağı inancıyla hepinize iyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun.
merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Behme Öğüt Veren. Lefke'de yaşıyorum. Festivalimize katkı koymak için ben de Kıbrıs'ta yetişen ürünlerden ıstantımda bulunduruyorum. Hayırlı müşteriler dilerim tüm ıstant arkadaşlarıma. Lefke'ye bekliyoruz herkesi. Sevgiler, saygılar. Bu yıl 5.sü düzenlenen ceviz festivalimizin yerinde bir değişiklik oldu. Yerinden dolayı memnun musunuz? Nerede olursa olsun insanın olduğu her yer güzeldir. İnsan yeter ki gönlü ve yüreğiyle katılsın. Önemli olan odur. Sizleri seviyoruz ve ceviz festivalimize her yıl bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Yaşar Ertan'dan festivale İzalga'dan katılıyorum. Her yıl katılmaya çalışıyorum. Bu yıl festivalin yeni değişmesi bu şekilde daha derli toplu bir arada olduk arkadaşlarımla. Daha güzel olduğunu tahmin edelim bu yıl. Daha güzel olacağını tahmin ediyoruz. Öncelikle biz sizleri tanıyoruz ama bir de siz kendinizi tanıtır mısınız efendim? Evet efendim, biz Lefke sakinlerinden Ahmet Nizam. Köfte yapıyoruz. Hellim, tarhana. Yaşam mücadelesi işte. İşler elimizden geldiğince uğraşmaya çalışıyoruz. Festivalimiz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Özellikle yeri değişti. Festivalimiz hakkında çok şeyler söylemek isterim. Her geçen yıl üstüne katarak ilerliyoruz, büyüyoruz. Bu yıl yerimiz değişmiş olmasına rağmen gördüğünüz gibi çok güzel bir festival aldığımız yerde. Kısmet gösterecek bunu gün içerisinde, yarın da. İnsanlar ne diyecek? Çarşıdan ayrıldık. İnsanlar oraya alıştı. Buraya geldiklerinde ne diyecekler? Nasıl görecekler? Onların izlemini isterim. Şu an açılmasına rağmen satışlarınız nasıl gidiyor? Yok, daha yavaş yavaş. Satışımız daha yok. Biraz daha. Biz yeriz şimdilik. Peki efendim, bulgur köfteleri siz mi yapıyorsunuz, hanımınız mı yapıyor? Hanım yapar. Hanım mı siz mi? Hanım yapar. Hanım yapar. Ben de yaparım. Çoğu yaparım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ablacığım hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş buldum ablam. Teşekkür ederim. İsmim ne? Önüne geldim. Cengiz Şehir ablam. Bu yıl festivalimizin yeri değişti. Yukarıdan aşağıya doğru aldık. Yerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yok ablam, çok güzel. Gelecek olan misafirlerimize gayet uygun. Çok rahat misafirlerimiz bulduk. Hani benim için ve çok rahat. Çok güzel böyle. Ürünlerinizin bize bir şeyler anlatmak ister misiniz? Ürünlerimiz böyle çözüldü her zamanki gibi. Sucuklarımızı getirdik, köftelerimiz, parizelerimiz, kanatlı sucuk yaptık böyle, kastelli yaptık, değişiklik böyle bayağı getirdik ablam Mehmetçiköy'ne. Mehmetçiköy'ne sevgililerimizi getirdik köftemize böyle. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ben Ahmet Altopra, Akdeniz Köyü'nden geliyoruz. Festivallere böyle kaymak yağlı katmer, ellim böreği, böyle ayrı sucuklu böyle bir şeyler yapıyoruz. Valla şimdilik festivalimiz güzel bir şey oluyor. İnşallah bugün yarın devam eder, akşama kadar da gider. İnşallah. İşte. Değirmenler yanar. Evet. İşte bu değirmenlerimizi... Elde mi yapıyorsunuz değirmenleri? Evet, elde kaynatam yapıyor kendi. Kendi yapıyor yani. Çok İşim güzel. Olsun. Kaynatam yapıyor. Elde kendi oluyor bu şeyleri. Şerif Tahsildaroğlu, Lefke'den katılıyorum festivalimize. Festivalimiz bu yıl çarşıda olmadı, aşağıya doğru indik. Aşağısı hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi denemek lazım. Her yıl bir yerde olduğu için daha not veremiyoruz. Akşamı görecek bir bakalım. İnşallah iyi olur. Yaptıklarınız ürünleri siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Çöreğimiz var. Kabak böreğimiz var, pilavunamız var. Kendim üretimimdir. Hayırlı şeyler değilim artık. Teşekkür ederiz. Merhabalar, adım Hüseyin. Uluslararası ilişkiler okumaya geldim. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne. Aynı zamanda burada arkadaşıma da yardımcı olmasıyla tezgah açtık. Güzel bir etkinlik, ceviz festivali. Yerimizi beğendiniz mi? Bu yıl çarşının içerisinde yapıldı. Her yıl çarşının içerisinde yapıldı. Bu yıl Atatürk Parkı'nda yapıldı. Yerimiz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu sene bence daha iyi oldu. Çünkü burası daha rahat çarşıya göre. Yol aynı zamanda kapatılması daha iyi oldu trafiğe. Ben Sultan Mor, Lefke'de otururum. Kültürümüzü, geleneğimizi kaybetmemek için buradayız.
Memnun musunuz burada? Çok şükürler olsun. Allah eksik etmesin. Milletimizi, toplumumuzu başımızda. Peki Kamer Orhan'a? Nereden katılıyorsunuz? Lefke'den katılıyorum. Memnun musunuz? Daha hiç başlangıç yapmadık. Açılarınız daha bir saat olmadı herhalde onun için. Ne işte. Allah iyilik sağlık versin de. Uyum olan o. Kendi ürünleriniz mi? Evet, kendi ürünlerimiz.
Üniversitesi'nden hepinize iyi günler. Bugün stüdyomuzda iki tane değerli konuğumuz var. Dilerseniz konuklarımızı tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Biraz hoş kendinizden bulduk. Bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 7 yıl önce Kıbrıs'a geldim.
İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde hocaydım. Ünvanım çevre profesörü. Yıllarca su konusunda çalışmıştım. Burada da çevreyle ilgili dersleri veriyorum. Peki, çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum Ayşen Hocam. İkinci konuğumuzu dilerseniz tanıyalım. Buyurun, hoş geldiniz hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Bu fırsatı verdiğiniz için Lavi Televizyon yönetimine ve rektörlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Ben de Ankara Üniversitesi'nden emekliyim. 2007 Eylül'den itibariyle Lefke Avrupa Üniversitesi'nde çalışmaktan gurur duyuyorum. Burada şu andaki görevim Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı. Aynı zamanda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü'ne vekaleten bakıyorum. Bu kapsamda kimya laboratuvarını kurduk. Şu anda kimya alanında belki Ayşen Hocam bahsedecek. Belki çevre bilimleri yüksek lisansı konusunda da kimya laboratuvarının desteğini vermek istiyoruz. Peki hocam, çok memnun olduk. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler, bugün konuşmamız 5 Haziran Çevre Günü ile ilgili olacak. Dilerseniz Ayşen Hocam'dan biraz bilgi almak istiyorum. Ayşen Hocam, 5 Haziran Çevre Günü biliyoruz ve bütün dünyada kutlanan bir gün. Sizce bizim ülkemizde 5 Haziran Çevre Günü nasıl kutlanmakta ve sizdeki yeri ve önemi nedir? Şimdi önce çıkış noktasından başlayalım. 70'li yıllarda çevre sorunları bayağı artmaya başlamıştı. İlk Dünya Çevre Zirvesi Stockholm'da yapıldı 1972 yılında. 5 Haziran'da yapıldığı için 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü yapalım dendi. Çok olumlu bir gelişme oldu. Hem bilinçlendirmek açısından hem aktiviteler açısından, temizleme kampanyaları açısından çok güzel bir gün oldu. Nitekim bu sene Kıbrıs'ta da müthiş bir şey var, faaliyet var. Çöpler toplanacak. Yani cuma günü tertemiz bir Kıbrıs'la karşı karşıya olacağız diye umuyorum. Hocam, inşallah. Çok katılım varmış çünkü duyduk. Evet hocam. Peki hocam, siz bu etkinliğe nasıl bakıyorsunuz? Sizce yeterli olabilecek mi? Cuma günü yapılacak bu etkinlikte bütün Kıbrıs tertemiz olabilecek mi? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Yok tabii ki. Çöp toplama sadece bunun bir boyutu. Yani bunun içinde su kirliliği yok, hava kirliliği yok, ses gürültü kirliliği yok, endüstriye. Sadece görsel açıdan. Çöp çok çabuk etkiler insanı, görsel kirlilik olduğu için. Tabii onu toplamanın şöyle bir artısı var. Temizleyen kişi daha bilinçli olur. Destek verdiği için konuya ilgi duyar. Böylece bilinç artar, olumlu yönde gelişme olur. Tabii biz burada bir sürü mesajlarımızı da vereceğiz çevreyle ilgili. En önemli görev, bu benim bakış açım, en önemli görev Çevre Bakanlığı denetim yapmakla sorumlu olduğu için. Tabii ki halkın bilinçli olması ve kirletmemesi de önemli ama en çok kirletenler maalesef sanayi kuruluşları ve sektörler olduğu için tabii ki bireylere de görevler düşüyor. Bireylerin görevlerini de sayacağız. Onu bitirme aşamasında. Tam kapatırken yapalım da herkesin aklında kalsın. Peki hocam. Peki Hüseyin hocam, sizin bu çevre gününe bakışınız nasıldır? Ne yöndedir? Biraz onlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi tabii her yıl tüm dünyada kutlanan 5 Haziran Çevre Günü esas amacı farkındalık yaratmak olan bir faaliyet. Bu kapsamda toplumun tüm bireylerinde çevre koruma bilinci oluşturmak, her bireyin kendi açısından yapabileceği bir takım şeyler var. Bu faaliyetlerin, bu aktivitelerin ne olabileceğini düşündürmek, bu konuda düşündürmek ve elinden gelen katkıyı koyma konusunda bir takım girişimlerde bulunmak. Bu açıdan ben önemsiyorum tabii. Öncelikle çocuklarımızdan başlayarak ta ilkokul çağından itibaren bunun bir eğitim boyutu var. Bu eğitim boyutunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Çevre koruma bilincini ilk öğretimden başlayarak oluşturmamız gerekiyor. Bu daha sonra dalga dalga tüm topluma yayılacaktır. Ama öncelikle gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyorsak bunun ilk ayağı, ilk öğretim ayağıdır. Orada bunu eğitimle halletmemiz de yarar var. Öncelikle çocuklarımızdan başlayacağız. Daha sonra toplumda her kesimde yapılabilecek
çevre koruma konusunda yapılabilecek faaliyetler olacaktır. Örneğin ben kendimden örnek vermem gerekirse kısa mesafeyi araba kullanmak yerine yürümeyi tercih ederek gerçekleştiriyorum. Şu anda tüm dünyada her bireyin bu iklim değişikliği kapsamında ne kadar karbon izi var? Bunun belirlenmesi çok önemli. Karbon izi dediğimiz ya ne kadar enerjiyi tasarruflu kullanıyoruz. Enerjiyi tasarruflu kullandığımız ölçüde çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz demektir. Neden? Enerji çünkü şu anda büyük oranda fosil yakıtların yanmasıyla elde ediliyor termik santrallerde. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzdesi çok az. Dolayısıyla şu anda mevcut durumda bu fosil yakıtların daha belli bir süre kullanımına devam edeceğimize göre bizim yapmamız gereken bu enerjiyi tasarruflu kullanmak. Enerjinin tüketiminde çok titiz davranmamız gerekiyor. Örneğin işte kullanmadığımız halde lambaların yanık kalmaması, işte yürüme mesafesi olan yerlere arabayla gitmemek. Tüm bunlar her bireyin karbon izini azaltacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Her bireyin yapması gereken şeyler var. Bu çevre günü de, Dünya Çevre Günü de bu anlamda bir bilinç oluşturmaya hizmet ediyor. Bu bilinci tüm topluma yaydığımız sürece de başarılı olacağımıza inanıyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel görüşlerde bulundunuz. Umarım bu mesaj halkımız tarafından da alınır ve doğru adımlar atılmaya başlar diyorum. Ayşen hocam, çevre profesörü olduğunuzu biliyoruz. Az önce de demiştiniz hani mesajlarda bulunmak istiyorum gereken yerlere, kişilere. O mesajlarınızdan biraz bahsederseniz neler söylersiniz bize? Tabii ki. Şimdi önce biz doğayı tehdit ettik. Bol bol işte sayımız arttı, sanayileştik, yaşam kalitemiz arttı. Bu çok güzel bir gelişme. Çok güzel. Ama geri dönülmez tahribatlara yol açtık. Onun için şu anda doğada bizi tehdit ediyor. İkimiz de birbirimizi tehdit ediyoruz şu anda. Mesela bir tane örnek vereyim, biraz moral bozucu olacak ama World Wildlife Fund, yani Dünya Vahşi Yaşam Fonu diye sivil toplum örgütü bütün dünya çapındadır. Şey, geçenlerde bir şey yayınladı, gazetelere de verdi. Dünyanın son kullanma tarihi 2050 diye. Çok olumsuz bir gelişme. Çünkü kaynakları şu anda üretilen kaynakla tüketilen kaynak arasında fark var. Hep eksiye gidiyoruz. Bu hadi kötümser diyelim, çevre örgütüdür. İyimser bilim adamlarına göre dünyada 8 milyardan fazla insan olduğunda geri dönülmez noktadayız. 8 milyarda durmamız lazım diyor. Diyorlar. Bu da bilimsel bir rapor. Sivil toplum örgütü değil. Bunu üniversitelerde çevre konusunda çalışan hocaların hesaplarından çıktı. Ve diyorlar ki bunun böyle kalabilmesi için şu andaki artış hızının yarıya düşmesi lazım. Çünkü hala tahribatımız çok yüksek ve maalesef rakamlara baktığımızda işte dünyanın 2.4 milyar insanın atık suyu arıtılmıyor. 1.5 milyar insanın içme suyu güvenli değil. Biz her tarafı kendi ülkemiz gibi görmememiz lazım. Kesinlikle. Afrika'da mesela bulaşıcı hastalıklardan ölen bir sürü insan var. Onun için çevre sorunlarıyla başa çıkmak istiyorsak, ki mecburuz, hem gelecek nesillere bırakmak için hem de biz de kendimiz tehdit altında hissetmeden yaşayabilmek için bir sürü önlem almamız lazım. Hem hümanistik bir yaklaşım hem de işte gelecek nesilleri olan borcumuz nedeniyle bunları yapma noktasındayız. Yapmama alternatifimiz yok. El sallıyor bize. Evet hocam. Peki Hüseyin hocam, siz bu hızla artan nüfus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu azla indirgenebilir mi? Yoksa dünyamız demek istiyorum artık, kendi ülkemizden çıkıp dünyaya açılmak istiyorum. Yoksa dünya bu hızla artan nüfusun karşısında birçok olumsuz şeylere maruz kalır mı? Çevre en başta olmak üzere. Tabii yani şu aşamada tabii ki gelişmiş ülkelerde bunun kontrolü mümkün. Ancak gelişmekte olan ülkelerde, sanayileşmekte olan ülkelerde örneğin Çin, Hindistan gibi
Bu konuda herhangi bir önlem yok. Yani dünya nüfusunun artacağı öngörülüyor. Ancak kaynaklar kıt. Kaynaklar kıt olduğu için bunun tasarruflu kullanılması gerekiyor. Çevre koruma konusunda da tabii ki yapacağımız bu farkındalık yaratma faaliyetleri, kaynakların korunması ya da sürdürülebilir kalkınma olarak özetleyebileceğimiz sürdürülebilir kalkınma yönünde çabaların artması elzem. Tabii ki bu gelişmekte olan ülkeler de sanayileşerek kendi toplumlarını belli bir seviyeye getirmek istedikleri için şu aşamada bir ütopya olarak görmekteyim ben. Yani onlar da sanayileşecektir ama kirleterek şu aşamada sanayileşiyorlar. Örneğin Çin, Hindistan'a baktığımız zaman bunu görüyoruz. Brezilya. Bir müddet sonra tabii ki bu iklim değişikliğinin yarattığı, özellikle karbondioksit, sera gazı emisyonlarının yarattığı felaketler onları da geri dönülmez bir noktaya getireceğinden önlemleri almakta belki gecikilecek ama bir müddet sonra onlar da üzerlerine düşen görevleri yapacaklardır. Buna inanıyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Peki sizce hocam biz gelişmekte olan bir ülke miyiz? Eğer gelişmekte olan bir ülkeysek çevre konusunda gelişmiş ülkelere nasıl yaklaşabiliriz? Neler yaparak bunun önüne geçebiliriz? Çevre kirliliği olsun, sanayileşme olsun, enerji kaynaklarımız olsun. Hepsini kısaca özetleyecek olursanız bize en önemli şey nedir? Şimdi burada tabii ki gelişmiş ülkelerin yaptığı teknolojiler şu anda kirleten teknolojiler. Onlar yeni teknolojilere geçiş yaptılar. Ama gelişmekte olan ülkeler, bizim gibi ülkeler, hala belli sektörlerde bu kirleten teknolojileri kullanıyorlar. Ancak bir taraftan da Türkiye'ye örnek verirsek uyması gereken çevre yasaları var. Bu mevzuata uygun davranmak için de bir takım arıtma teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de yeni yatırımlar yapılıyor. İşte atık su arıtma tesisleri, baca gazı arıtma tesisleri, çöp depolama tesislerinin sağlıklı hale getirilmesi, bu kapsamda sayabileceğimiz faaliyetler. Bunlar konusunda da Avrupa Birliği mevzuatı, işte Aki Komünatör olarak adlandırılan müktesebat çerçevesinde Türkiye üzerine düşen görevleri yapıyor. Ancak henüz daha yapması gereken çok şey var. Ancak bu faaliyetlere ekonomik açıdan bakmak istersek bizim yapmamız gereken birey olarak özellikle bu çevre günü kapsamında da çok önem arz etmekte. Mümkün olduğunca atıktan sakınmamız, yani bu atığı mümkün olduğunca geri dönüşüme sokabilmemiz. Yani her insanın ürettiği atığı azaltması burada çok önemli. Bu atığın da eğer değerlendirilebiliyorsa bunu ayrıştırarak değerlenme tesislerine göndermek, ekonomiye kazandırmak önemli. İşte cam bu kapsamda önemli, plastik, bunlar geri dönüşümü olan atıklar, kağıt. Özellikle bunları ayrıştırıp geri dönüştürmek, biyolojik artık organik madde atık olarak düşünülmüyor. Bunun mutlaka değerlendirmesi, kompost örneğin gübre yapımında kullanması. Ancak tabii ki tehlikeli atıklar da söz konusu olabiliyor. Özellikle sanayinin yapması gereken işler var bu kapsamda. Sanayide de tehlikeli atıkların azaltılması nasıl olabilir? Daha temiz teknoloji kullanarak. Evet, orada hocam biraz tabii eksikliklerimiz var. Daha temiz teknoloji, pahalı teknoloji henüz biraz kullanılamıyor. Eski konvansiyonel teknolojiler kullanılıyor. Örneğin enerji üretiminde hala fosil yakıtların kullanılması. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artıramıyoruz. Burada tabii Amerika'ya, Çin'e, efendim Hindistan'a baktığınız zaman da onlarda da henüz daha istenen noktaya gelinebilmiş değil. Belki Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir takım hedefler koymuşlar. 2030 hedefi var, işte 2050 hedefi var. Bu hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, payının artırılması enerji üretiminde. Tabii bunu yaparken de enerjiyi de tasarruflu kullanarak, enerjiyi tasarruflu koruma bilinci oluşturarak yapıyorlar. İşte rüzgar önemli burada. Güneş enerjisinden yararlanma, fotovoltaik
dediğimiz sistemlerin gelişmesi önem arz etmekte. Peki hocam, teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Ayşin hocam, siz iyi bir çevreci olduğunuzu hani biliyoruz. Peki sizce Kıbrıs'ta yeterince bu çevreciliğe önem veriliyor mu? Yoksa daha çok mu yol kat edilmesi gerekiyor çevrenin tam düzene girmesi için? Tabii kat etmemiz gereken uzun bir yol var ama iyi kötü başlanmış vaziyette. Bence aşama aşama daha iyiye gidilebilir. Yalnız şöyle bir şey var. Dünyaya genel bir bakışla baktığımızda üst enlemlerde, yani kuzeye doğru çıkıldığında yağışlar bir miktar artıyor. Her 10 yılda bir, bu meteorolojik verilerden elde edilen bilgiler. Maalesef Akdeniz bölgesinde her 10 yılda bir de sürekli azalma var. Bu ne anlama geliyor? Akdeniz bölgesinde kuraklık yaşanacak. Üst enlem bölgelerinde de zaten yağışları boldu onların, İskandinav ülkeleri mesela. Onların yağışları artacak. Böylece su tehdidi özellikle Akdeniz bölgesinde çok yoğun kendini hissettirecek deniyor. Bu küresel ısınmanın bir sonucu. Küresel ısınmayı durdurmayla ilgili de birçok aktivite var. Mesela işte yenilenebilir enerjilere doğru gidiş var. Çok güzel araştırmalar var, uygulamalar da var. Ama hala küresel ısınma devam ettiği için maalesef Akdeniz bölgesinde bir miktar daha fazla su ile ilgili tehdit var. Bir başka teori, bir hocamızın konferansını izledim. Küresel kararma da varmış dünya ölçeğinde. Küresel kararma da bu ısınmanın karşısındaymış. Hangisi galip gelecek bilmiyorum dedi. Ama küresel ısınma bilim adamlarının cephesinden çok daha ön planda. Küresel kararma soğumayı getirip dengeler diye varsayımlar yapılıyor. Bence çok iyimser, biraz fazla iyimser buluyorum. Hala küresel ısınmanın etkilerinden söz edebiliriz. Yakıt tüketimini azaltacağız ve çok hassas olacağız o konuda. Aman işte bir yere gideceğimiz zaman gidiyor musun diye komşulara soracağız. Bir arabaya doluşup gideceğiz, geleceğiz, ayarlama yapacağız. Birçok insan gerçekten çok hassas. Bu konuda yeteri özen gösteriliyor. Belki toplu taşıma biraz daha artarsa Kıbrıs'ta bu katkı daha da azalır diye düşünüyorum. Kişi başına enerji tüketimine baktığımızda bilmiyorum, kıyaslamadım ama Kıbrıs yüksek çıkabilir diye tahmin ediyorum araba kullanımı konusunda nedeniyle. Bir de kirlilik indeksi çıkarıyor her yıl uluslararası örgütler. Kıbrıs kaçın sıradaydı bir dakika? Türkiye 49. sırada, Kıbrıs 29. sırada. Hava yüksekse iyi anlamına geliyor. Bir numara Finlandiya çıkıyor, çok İskandinav ülkeleri. Çok az çevre kirliliği. Ama Kıbrıs'ın sanıyorum güney tarafından alınmış datalar üzerinden yapılan bir hesap diye tahmin ediyorum. Ona emin değilim ama 29 fena bir sıra değil. 130 ülkeden toplanan datalarda kirlenme şeyi. Ama şöyle yüksek diye değerlendirebiliriz. Nüfus, arazi başına düşen nüfus az, ona rağmen 29'dayız diye de düşünmek lazım bence. Çünkü bir Singapur'a gitmiştim, şok geçirdim. Her yer o kadar gökdelenle dolu, küçücük bir ülke. Ona rağmen hava kirliliği kontrolü çok iyi götürülüyordu. Tabii ki kuralların uygulanmasıyla ilgili bir kavram. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Az önce de dediniz hocam, Kıbrıs 29. sıradaydı ve yani niçin bir Finlandiya'nın sırasında olamasın, niçin birinci sıraya taşınamasın, öyle değil mi? Evet, o tabii kolay bir şey değil. Finlandiya bile kaç aldı yüzlerinden? 98, yani 100 alan ülke yok, önce onu söyleyeyim. Ama çok başarılı ülkeler. O kadar ilginç ki Meral'im Hanım. Şöyle, mesela bir numara bir sene Norveç oluyor, iki Finlandiya oluyor, üç İsveç oluyor. Hep o ülkeler, Yeni Zelanda'da iyi, Avustralya'da fena değil. Hep aynı ülkeler, çünkü kuralları çok iyi işletiyorlar. Tabii ekonomik durumun iyi oluşu da büyük avantaj, büyük bence. Yani Çin'e gidip şunu şunu uygula dediğinde, sanayileşmeyeyim mi ben, ne yapayım, engel mi olayım diyecek. Ama bence bu kuralları uygulamak uzun vadede artısı daha fazla, daha çok enerji tasarrufu vesaire. Ama ilk yatırımı yapmakta sıkıntı çekiliyor olabilir. Çok doğru söylüyorsunuz.
Siz böyle konuşurken hani ben az önce hissettim ama tüylerim diken diken oldu. Yani çok özendim gerçekten Finlandiya'ya, Norveç'e, İsveç'e. Keşke hani biz de onlar gibi olabilir, biraz ileriyi görebilsek, biraz bilinçli hareket edebilsek. Ama umarım ülkemde ve Kıbrıs'ta en yakın zamanda böyle şeylere ön ayak olunur ve başlanır demek istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum, pardon. Tarım ilaçları ile ilgili de bir miktar, kısa da olsa bir değerlendirme yapmak isterim. Kanser insidansını araştırmıştık ne kadar diye. Ben hem Türk Tabipler Birliği'nin datasına baktım hem de hastanelerin çıkarmış olduğu, pardon düzeltiyorum, Kanser Derneği'nin datasından çok yüksek çıkıyor KKTC. Ben tabii şeyi bilmiyorum, tam sebebini araştırmadım, öyle bir şey yapamadım ama tahminim tarım ilaçları ile ilgili de bir miktar sorun var gibi geliyor bana. Zaten hocam hani burada herkesin bağı, bahçesi ya çok fazla, çok hani göz önünde. Belki de o yüzden biraz daha hani dediğiniz üzere tarım ilaçları, katkı maddeleri, kimyasal maddeler yüzünden de evet, kanser olabilir ve benzeri hastalıklar üreyebilir diye düşünüyorum. Hüseyin hocam, peki siz genel açıyla bakacak olursanız Kıbrıs üzerinden bu hastalıklar olsun, hani negatif görüşler olsun, üremeler olsun, hani kötü açıdan bakacak olursanız en belirgin özellik nedir Kıbrıs üzerinden? Yani bu konuda yaptığım bir araştırma yok ama genelde tabii ki çevre sorunları, özellikle çevrenin kirletilmesi sağlık problemlerine yol açıyor. Yani istatistiksel veriler üzerinden konuşmuyorum tabii, genel konuşuyorum. Bir hava kirliliği, işte bronşlara etkisi, özellikle bu partikül maddenin boyutu çok önemli. Şu anda Avrupa Birliği mevzuatı 2,5 mikronun altındaki parçacıkların dahi tutulmasını öngörüyor. Bunlar bronşlarda tahribata yol açıyor. Dolayısıyla partikül madde emisyonlarında artık 10 mikron geçildi. Şu anda 2,5 mikron ve altındaki partikülün de tutulması istenmesinin nedeni sağlık sorunlarına yol açması. Özellikle Türkçe'de KOAK olarak bilinen işte kronik obstrüktif akciğer hastalığının nedeni olabilmekte. Bunların tabii araştırılması gerekir bir toplumda. Partikül madde emisyonları var ise. Hava kirliliği kapsamında tabii ki özellikle fosil yakıt kullanılıyorsa kükürt oksitler var, azot oksitler var. Bunların mevzuatın öngördüğü limitlerin üzerinde olması durumunda genelde tutma tesislerine gider. Yani arıtma teknolojilerine sekonder önlemler deriz. Esas amaç tabii ki 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bu amaçla farkındalık yaratmaya çalışıyor. Kaynakta minimizasyon. Yani biz bu emisyonları kaynakta azaltabiliyor muyuz? Kaynakta azaltma demek fosil yakıttan kaçınmak demek. Ya da fosil yakıtın daha temiz alternatiflerine yönelmek demek. Bunu yapamıyorsak şu anda en ucuz enerji fosil yakıtla üretiliyor. Yani bu kapsamda tabii ki işte kömür, petrol, doğalgaz. Doğalgaz da temiz ama karbondioksit emisyonları yarattığı için onu da artık iklim değişikliği kapsamında ondan da sakınmamız gerekecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekecek. Bu böyle. Diğer sağlık sorunları atık su arıtma tesislerine baktığımız zaman siz deşarjı konutlardan ve sanayi tesislerinden direkt alıcı ortama verirseniz alıcı ortamda bundan balıklar etkilenecek. Balıklar işte insanlar tarafından besin olarak tüketildiğinde insanlara geçecek. Dolayısıyla alıcı ortamı da korumamız gerekiyor. Nasıl koruyacağız? Bu deşarjları minimize etmemiz gerekir. Atık su deşarjlarını, özellikle sanayi tesislerinden kaynaklanan. Bu kapsamda da Kıbrıs özelinde açıkçası araştırması gerekir. Alıcı ortam nasıl etkileniyor faaliyetlerden? İşte bunlara diyoruz ki insan kaynaklı faaliyetler, antropojenik faaliyetler. Sanayi tesisleri var, işte konutlar var, konutların da deşarjı var. Onlar da işte biyolojik arıtma sistemlerinde arıtılıyor. Kıbrıs'ta sanıyorum bu konuda gelişme var. Biyolojik arıtma uygulanıyor. Ancak sanayi tesislerinin tehlikeli atıkları var mı? Bunlar alıcı ortama ulaşmadan önleniyor mu? Bunun da tabii araştırılması gerekir. Üçüncü ayağı bir sac ayağı olarak düşünürsek havayı, atmosferi kirletmememiz gerekir dedik. İkinci ayak alıcı ortam, akarsuları, gölleri, denizleri kirletmememiz gerekir dedik.
Üçüncü ayağı da toprak. Toprağa kirlilik bırakmamamız gerekir. Bu nasıl olabilir? Toprağa kirlilik de dediğim gibi genelde katı atığınız var ise bu tehlikeli olabilir. Yani sanayi tesislerinden ya da işte evlerden kaynaklanan çöp. Ama sanayi tesislerinden kaynaklanan artık atıksa sınıflandırmak gerekir bunun türüne göre. Bunun mutlaka değerlenmesi gerekiyor. Yani bunu bir normal belediyenin çöp depolama sahasına veremeyiz. Tehlikeli atıklar var ise bunların çöp depolama sahalarına gidebilecek olup olmadığının mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda da gelişmiş ülkelere baktığımız zaman tehlikeli atıkların giderilmesinde çeşitli yöntemler var. Yani bunlar daha çok işte insinerasyon dediğimiz teknolojiyle enerji üretiliyor. İşte Türkiye'de İzaydaş bu kapsamda bu işi görüyor. Tehlikeli atıklar oraya gönderiliyor merkezi olarak. Orada da en önemli sorun yani insinerasyon artık tercih edilen bir yöntem değil. Çünkü baca gazında özellikle PVC içeren atıklar dioksin ve furan türü bileşikleri yol açıyor. Bunlar çok tehlikeli. Yüzlerce bileşik bu grupta sayılıyor. Dolayısıyla bunlar pikogram mertebesinde bile metreküp başına istenmeyen emisyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da insinerasyon artık bir alternatif değil. Yani bunun yollarının araştırması gerekir. Tehlikeli atığın türüne göre. Bunların tamamen ortadan kalkması için evet bir başlangıç. Yani ya temiz teknoloji kullanacağız. Tehlikeli atık yaratmayan. Kesinlikle. Yani şu anda odur. İşte temiz prosesler geliştirmemiz lazım. Bu tehlikeli atığı da önleyemiyorsak bunun işte minimizasyonunu nasıl yapabiliriz? Yani daha az indirgeyebiliriz. Proseste değişiklik yaparak. Onun üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Evet umarım yorulur ve yapılır diyorum hocam. Peki yakın zamanda hocam çevre üzerine yüksek lisans söz konusu mudur ve sizin buna bakış açınız nedir? Bence Kıbrıs için çok olumlu bir gelişme olacak. Şöyle araştırma yapacağız yüksek lisans programı olduğu için. Her hoca tezli ve tezsiz açıldı ama tezsiz bile olsa bir araştırma yapması gerekiyor. O kapsamda ben hep Kıbrıs'a yönelik çalışmaların yapılması yönünde destek vereceğim. Çok güzel bir şey olacak bence ortam. Şu anda 6 öğrencimiz var gibi görünüyor. Görüşmeler yaptık. İnşallah zaman içerisinde daha Eylül'de açılacak. Ona rağmen 6 kişi şu ana kadar bilgi aldı müracaat aşamasında daha iyi olacak. Ama ben şeye bir tane ekleme yapmak istiyorum. Hava, su, toprak kirliliğini bir de ses gürültü kirliliğini ekleyip gençlere bir öneride bulunmak istiyorum. Evet. Hani bu özellikle gürültü yapıp mutlu olanlar var ya yapmayın arkadaşlar diyorum. Gelin siz hiç kimseyi rahatsız etmeyin. İnsanların eksi enerjilerini almayın üzerinize diyorum. Yeni gençlikte bu da hocam. Bu özür diliyorum lafınızı kesiyorum. Yeni nesilde hocam biraz zor olur herhalde gibime geliyor. Çünkü hani ben bile bir çarşıya indiğimde bir yürüyüş yaptığımda hani görüyorum arabanın içinde bile bangır bangır müzik. Evinde işte penceresi açıksa dışarıya kadar taşan o gürültü kirliliği çok fazla var. Sizce... Hayır, bir de ayrıca arabanın egzozunu evet. Bozup bol bol aynen. Gürültü yapıyorlar ya arabasına. Birini durdurmuştum. Dedim şimdi sana bir şey soracağım dedim. Buyurun dedi. Şimdi dedim sen arabana zarar verdin. Çünkü arabanın optimum bir hız limiti var. Havayı kirlettin. Çünkü çok fazla şey olduğunda yakıt tüketildiğinde daha çok hava kirlir. İnsanları tedirgin ettin dedim. Bir sürü insanın işte olumsuz görüşüne. Şimdi senin eline ne geçti dedim. Şöyle baktı. Haklısınız hocam dedi. Yürüdü. Umarım bırakmıştır. Umarım hocam. Umarım diyelim. Peki hocam bu konuyla ilgili, çevre günüyle ilgili başka mesajlar vermek isteseniz bunlar neler olabilir? Diğer ülkelerden de yola çıkabiliriz. Türkiye'den de ve Kıbrıs'tan da. Benim önerim, en önemli önerim tabii ki geri kazanım tesislerinin devreye girmesi. Şu anda son durum ne bilmiyorum. Yıllar önce olmadığını biliyordum ama yeni gelişmeler var. Ayrı toplama ve geri kazanım müthiş bir şeydir. Benim bir diğer önerim de televizyon programlarında çevre konusunun daha sık gündeme gelmesi. Böylece insanların ilgisinin
buna yoğunlaşması, bilinçlendirmek çok önemli. Eğitimde zaten çevre dersleri kondu. Sanıyorum ilk öğretimde var, evet, zaten. Yeni nesil daha bilinçli olacak diye ümit ediyorum. İnşallah. Ümidimizi kaybetmeyelim. Evet, en önemli şey ümidi kaybetmemektir. Peki hocam, televizyonda medya aracılığıyla bu çevre kirliliği ve çevre üzerine olan bütün etkenler göz önüne alınırsa ve bu bütün izleyici kitlesine aktarılırsa, hani az önce bundan bahsetmiştiniz, belki de yarıya indirgeyebilir miyiz bunu? Bence indirgeyebiliriz. Ha, bireylerin yapacakları şeyleri azaltabiliriz ama diğerlerine de mesaj vermek isteriz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Bu mesajı verdiğimizde, yani şimdi mesela bir tane şey vereyim. Hiç kimsenin ne kadar kirlettiğini bilmiyorum gerçekten. Diyelim ki bir termik santral. İç çevreye özen göstermeye, filtrelerinde çalıştım. Ama kendi de orada çalışıyor zaten. O kirli havadan kendi o da söyleyecek. Etkileniyor. Yakınları bir şekilde. Onun için aynı gemideyiz sloganı bence çok hoş. Birkaç şey daha söylemek isterim. Bir kere hep aklımızın bir köşesinde bu çevre konusunu tutacağız. İşte habire elektrik tasarrufu yapmaya çalışacağız, habire su tasarrufu yapmaya çalışacağız. Ha, bir diğeri de mesela gene yapabileceğimiz kompost. Madem ki bu kadar bahçeli bir yaşam şekli var, tabii ki apartmanda oturan da var. Kendi gübremizi kendi bahçemizde yapabiliriz. Biz yapıyoruz. Daha sistematik olan cihaz alınabiliyor veyahut da daha kolay bir şekilde bahçemizde yapabiliyoruz. Böylece gübreden tasarruf ediyoruz. Belediyenin çöp toplama şeyine destek oluyoruz. Daha az çöp toplayacak. Çünkü yiyeceklerin önemli bir kısmı yiyecek atıklarından oluşur. Hele hele ayrıştırma olursa belediyenin işi çok kolaylaşacak. Çünkü hepsi geri kazanıma gidecek. Neredeyse hepsi diyelim. Ben Kıbrıs'ın eğitim seviyesinin yüksek olması, ekonomik durumun iyi olmasını örtüştürdüğümde bu mesajların daha kolay algılanacağını düşünüyorum. İnşallah hocam. Peki hocam, Kıbrıs'tan ve belediyelerden söz açılmışken şunu sormadan geçmek istemiyorum. Sizce belediyeler yeterince önem veriyor mu çevre temizliğine? Tabii ki belediyeler arasında fark vardır. Hepsini aynı kategoriye koyamayız. Çok daha özenli davranan olabilir. Daha esnek davrananlar olabilir. O da halkın değerlendirmesi ile ortaya çıkacak. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir kampanya. Ben dün tesadüfen Bayrak Radyo Televizyonu'nda canlı yayını izledim. Bu çevre platformun gerçekleştirdiği 5 Haziran 5 saatte adanın temizlenmesi projesi ya da girişimi çok alkışlanacak bir proje. Hepimizin buna destek vermesi gerekir. Tüm ilkokul çağındaki çocuklardan en yaşlısına kadar tüm topluma ulaşabilmeli ve her bireyin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam, teşekkür ederim. Burada tabii layı olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Evet hocam. Sevgili izleyenler, 5 Haziran lütfen unutmayalım. Çevre günü ve çevremizde daha fazla özen gösterelim. Çevreyi koruyalım, hiçbir atıkla, hiçbir negatif enerjiyle çevreye zarar vermeyelim. Çevre önemli, çevre kirlenirse bizler de kirleniriz. Çevre yok olursa bizler de yok oluruz diyelim. Ve iki değerli hocama veda ediyoruz. Bugünlük programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili Ayşen Hocam ve sevgili Hüseyin Hocam, ayaklarınıza sağlık. Bizleri, ekranı bilgilendirdiğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha temiz ve daha güvenli bir dünya için lütfen çevremizi koruyalım, çevreye sahip çıkalım demek istiyorum. Hoşça kalın.